Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 6 Mart Çarşamba, bir yeni ay günündeyiz. Ay Balık burcunda güneşle kavuşum halinde, biliyorsunuz yeni aylarda ay ve güneş kavuşumu aslına bakarsanız. 15 derece Balık burcunda Neptün'ün de çok aktif rol oynadığı bir yeni ay. Şimdi İstanbul'a göre aldığımız zaman haritayı yükselenin Başak olduğunu görüyoruz. Ve yükselen yöneticisi de 29 derece Balık'ta retro halde. Şimdi Ay, Güneş, Neptün, Merkür, Balık burcu. Şimdi her ne kadar yeni aylar başlangıçları temsil ediyorlarsa da burada birazcık bir sonlanma, içgüdüsel olarak bir sonlanma enerjisi de var. Yani tema olarak baktığımda bir şeyin sonlanmasıyla birlikte bir başlangıcı anlatan bir enerji var haritada. Şimdi yeni ay anının aldığı açılara baktığımda Mars'tan çok güzel bir sekstil aldığını, işte Satürn'den aynı şekilde bir destek aldığını görüyoruz. Jüpiter o yeni ay anındaki Neptünyen enerjiyi büyütüyor. Bunları hep anlatacağım. Tema olarak hareket etmek, bir şeyleri gerçekleştirmek, sonuca gitmek istediğimiz bir yeni ay teması var burada. Yani bir şeyi artık netleştirmek olabilir ki netleştirmek aslında bu yeni ayın en sonda düşünmemiz gereken olgusu. Yükselenin Başak olması olayları biraz daha analitik yönde değerlendiriyormuşuz gibi bir izlenim yaratıyor olsa da dediğim gibi yöneticisi Merkür retro ve Balık burcunda, yani çok soyut bir enerjinin içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. Bir ikincisi yeni ay Neptün yani. İşin içinde Neptün olduğu zaman hem güzel şeyler hayatımıza katabilir, bununla birlikte olayın bir ileriki aşamasını puslayarak çok da bizi aslında içinde bulunduğumuz sürece güven duymamızı engelleyen bir etki sağlar. Özellikle Neptün gibi bir olgu işin içinde olduğu için mümkün olduğu kadar kırılgan, olayları biraz daha soyut algılayan, daha çok duygularımızla hareket etmeye yatkın, o an bizi mutlu eden ve duygusal olarak tatmin eden şeylere yönelme gayreti içerisinde olabileceğimiz bir süreci barındırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, Satürn'ün çok güzel bir desteği var. Yani belli bir noktada dengeyi bulmamız, ayaklarımızın yere basmasını sağlayacak, bu çok güzel. Ama çok hayatımızda ani, fevri ya da işte çok ciddi değişiklikler yaratacak olan konular hususunda birazcık ertelemeye gitmek ya da olayları biraz zamana bırakmak. Zaten akışta kalmakta hiçbir sıkıntımız yok bu haritaya göre. Ama mümkün olduğu kadar olayın puslu ve sisli olabileceğini, netleşme hususunda gecikmelerin yaşanabileceğini. Çünkü olay gidişat olarak netleşmiyor. Yükselen Başak, biz onu diyoruz ki netleşsin. Süreci bir şekilde akışta kalarak, takip ederek, yani burada olayın içine girmeden gözlemci olmaya gayret ederek bu belirsizlik enerjisini değerlendirebiliriz. Bununla birlikte yeni ay yaratım enerjisinin de Balık burcundaki bu yoğunluk yaratıcılığımızın da devreye girebilecek olduğunu gösteriyor. Mars Allah'tan ki Boğa burcunda, hani çok risk almayı da engelleyen faktörlerimiz var. Hani her ne kadar Neptün dedim ama orada Mars'ın desteği, Satürn'ün desteği bir şekilde ayaklarımızı yine yere sağlam basmasına sebep olacak. Bir de buradaki bir handikap da şu, idealize etmeye yatkınız. Yani aslında olmayan bir şeyi inançlarımız ve isteklerimiz doğrultusunda varmış gibi hissettiğimiz şekilde, ama her zaman yanılma payının olabileceğini de düşünerek hareket etmek lazım. Fazla idealize ederek gerçekleşmeyecek bir şey için fazla efor sarf etmeyi de getirebilir. Hani burada o analizi çok dikkatli yapmak gerekiyor. Bugün aynı zamanda Uranüs'ün de Boğa burcuna tekrar geçtiği bir gün. Hani baktığımız zaman çok önemli gökyüzü faaliyetleri de gerçekleşiyor. Hani burada bir değişim söz konusu, ama bu değişimi deneyimlerken, hani çok değişkenlerde çok fazla enerji var Balık'ta olduğu gibi, hani bu değişimi deneyimlerken de çok da böyle gözü kapalı hareket etmemek gerektiğini de gösteren bir harita bu. Olumlu yönüyle de deneyimlemenizi niyet ediyorum ben de. Günün enerjileri bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim?
Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.